Akıl çemberinde kaldığımız yerden devam edelim. Ee, ABD'nin Yunanistan'da Dedeağaç'ta deniz üssü yapılanması söz konusu. Yunan basını ABD'nin lojistik amaçlı kullanılan Dedeağaç Limanı'nı yeni bir deniz üssüne dönüştürmeyi hedeflediğini yazdı. Böylece limana Amerikan savaş gemileri de yanaşabilecek deniyor. E, Hulki Bey'le devam edelim. Hem e, Yunanistan'ın bu işte tamamen ülke olarak neredeyse ABD üstüne dönüşüyor olması uzun süredir konuştuğumuz bir konu ama dede ağaçta bu yığınak ve yapılanma daha da giderek artıyor. Öte yandan işte programımızın başında konuşmuştuk Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması Doğu'da Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Ermenistan ziyareti ve Erivan'da yaptığı konuşmasında Ermenistan'a destek verip Azerbaycan'ı hedef alması. Az önce kısaca Mete Bey de değindi, güneyde YPG ile terör örgütüyle tatbikat. Hem Yunanistan özelinde aktarmak istediklerinizi rica edelim, hem de böyle bir Türkiye'nin çevrelenmesi gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Onunla ilgili de yorumlarınızı rica edelim. Buyurun. Şimdi Türkiye, bu üstler konusunda bir dualiteden ikili düşünceden birbiriyle çatışan iki düşünceden iki düşünceden kurtulması gerekiyor. Bir taraftan bugüne kadar ne söyleniyordu? Efendim Amerika'nın Türkiye'deki üstleri ne işe yarıyor? Niçin burada Amerikan üstleri var? İncirlik üstünde Amerika atom bombalarını depoladı? İşte 8 tane mi 18 tane mi? Onların yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de Amerika'nın 52 tane atom bombası var ve pimi de Amerika'nın elinde bunların Türkiye'de ne işi var deniyordu ve halen de benzer düşünceye sahip büyük bir Amerikan aleyhtarı kitle var Türkiye'de. Yüzde 80'ler, 90'lar arasında. Böyle düşünürken bir taraftan da sanki Amerika Türkiye'deki üstlerinden vazgeçiyor, Amerika'yı üst haline getiriyor, deniz üssü, kara üssü her neyse sanki ona da üzülüyormuş gibi bir durum çıkıyor ortaya. Biz şimdi hangi görüşü savunuyoruz Türkiye olarak, millet olarak ve hükümet olarak, muhalefet olarak? Ya biz de Amerika'nın üstleri olsun mu? Türkiye işgal edilmiş gibi Amerikan üstleriyle, sözde NATO üstleriyle dolsun mu? Bunu mu savunuyoruz? Yoksa efendim ee, bizden askerlerini, üstlerini, silahlarını, bombaları varsa onları götürsün, Yunanistan'a depolasın. Bu iyidir, onu mu savunuyoruz? Sanki hem ona üzülüyoruz hem buna üzülüyoruz. Aynı anda iki zıt şeyi düşünüyoruz biz. Mantık dışı bu. Aynı anda iki zıt düşünce içindeyiz. Zihnimiz böyle, kamuoyunun zihni yalpalanıyormuş gibi. Ya da bizlerin kanaat önderlerinin öyle. Bundan bir kere kendimizi kurtarmamız gerekiyor. E, Türkiye'de üstleri olması daha mı iyi Amerika'nın? Atom bombası var mı? Var. Almanya'da var mı? NATO'nun? Var. Kim de bunların ipin ipin ucu? Amerika'da. E, daha önceki haftalar ne diyorduk? E, Amerika Yunanistan'ı esir mi aldı, işgal mi etti? E, ediyorsa etsin diyebiliriz bir taraftan. Efendim bunlar Türkiye'ye tehdittir. Efendim Türkiye'ye mi saldıracak diye düşünebiliriz. Ama Türkiye'ye niye saldırsın Amerika? Türkiye'nin şey Amerika'nın taktiği şu. Saldıracağı ülkelerin içindeki insanları satın almak. Askerlerini satın alıyor, darbe yaptırtıyor. Türk ordusunu Türk halkına karşı çok defa darbe yaptırttı. Kendi ordusunu kullanmadı. Türk ordusunu kullandı, Türk halkına karşı darbe yaptırdı mı yaptırdı. Türkiye'deki bütün darbelerin ya da darbe girişimlerinin hepsinin arkasında Amerika var mı? Var. Amerika içeride kendi memleketinde kendi hepsinin halkına karşı yoktur, ülke demokrat olabilir ama. Darbesinde Amerika yaptırmamıştır yani. E olmadı canım o darbede başarı ulaşmadı zaten. Ha, <laughs> yani yani ayrıca ayrıca öyle olsa bile bu cümleyi saf dışı bırakamaz ki o. Yani bir tane darbede öyle olsa bile Amerika'yı mı savunacak şimdi? Ayrıca o darbede darbe olamadı, idam edildi. Şimdi Türkiye'de ve dünyada her yerde darbe yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Amerika kendi ülkesinde demokratik göz gözükebilir. Ama yurt dışında darbecilerle en iyi geçindi geçinir. En iyi dostları darbecilerdir bütün ülkelerde. Türkiye'de de Kenan Evren'e de darbe yaptırdı. İçeride 80 öncesi kan gövdeyi götürürken solcu ve sağcı, ülkücüler ve devrimcileri birbirine düşürüp katlettirirken, herkesin kendine göre haklı sebeplerini üretirken Bekledi bekledi bekledi. Kenan Evren itiraf etti. Şartlar olgunlaşsın diye bekledik dedi. Onun şartlar olgunlaşsın dediği her gün 25 tane gencimizin sağdan soldan ölmesiydi. Kan dökülmesiydi. Darbecileri çok sever Amerika. Demin Mısır örneği verildi. Mısır'daki darbecilere sesini çıkarıyor mu? Hayır. O yüzden Amerika tüccar bir devlet. Herkes NATO üyeleri silahlansın diyor. Niye? Silah satacak. İşte Çin'den Rusya'dan alamazsın diyor. Kimden alacağım? Kendi kurduğu örgütlerden, ülkelerden ve kendisinden silah alacağım. Mal satıyor bize. Pazar haline getirmiş. Adına NATO demiş, Birleşmiş Milletler demiş, çeşitli kuruluşlar demiş. Hep söylüyorum. Bunların hepsi, bütün bu uluslararası kuruluşlar, batıdakiler, Amerika'nın, Batı'nın, Avrupa'nın da değil, Amerika'nın bütün devletleri denetim aygıtları olarak çalışır. Bizleri denetlemek için. Kural var, kulübe, kulübün kuralları bu bahanesiyle. Şimdi... Aliye İzzet Begoviç'in bir sözü var. Diyor ki: Savaş ölünce değil, ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Bizdeki emekli büyükelçilerin fikirleri düşman fikirlerine benzediği zaman savaşı kaybedersiniz. Bizdeki bazı emekli büyükelçilerin düşünceleri Yunanlara benzerse, Amerikalılara, emperyalistlere benzerse savaşı kaybedersiniz. Ama Türkiye ona herhalde izin vermez yeterince deneyim sahibi oldu. Gençler de bizi dinliyor. Şimdi Avrupa Birliği'nden çıkmak bu kapsamda onlar da konuşuldu. Avrupa Birliği'nden üye değiliz zaten. Üye olmadığımız yerden efendim görüşmeler yapıldı dedi Melik Bey. <laughs> ya böyle mesafe koydun ya. Ama sen çok çok batıcı gördüm seni. Seni çok Atatürkçü olarak bağrıma basmıştım. Aa, yok ben Atatürkçü bir batıcı olamaz mıyım abi? Olamaz. Atatürkçü batıcı olamaz, uygarlığın peşinde olur. Neyse, şimdi bat, e, Melik bak bu da uzaklaşmak ya da onların <laughs> ama yazmıyor orada futbola mı bakıyor? Nereye ne bakıyorsun? Yok Bilmiyorum. yok Vallahi bir ha, şey yapmıyor. Yaz bak dedi doğru Mete evet, Yaz. Şimdi sanki böyle bir birlik var biz de üyesiz İçinden çıkarsak öldük bittik öyle değil. İngiltere çıktı ya yani biz mutlaka fikirlerimizi sağlamlaştırabilmek için doğruluğunu kanıtlamak durumunda mıyız? Söylediğimiz söze de inanılması lazım değil mi? Mutlaka başka bir yerden örnek vermek zorunda kalmamız da çok ayıp bir şey. Ama vereceğiz. Türkiye o hale geldi. İngiltere çıktı. Brexit'le çıktı. Öldü mü İngiltere? Öldü mü? Kraliçenin cenaze töreninde Amerika Başkanı hariç bütün dünya devlet başkanlarını yürüterek götürdü. Yürüyeceksiniz dedi. Biri biri daha hariç. <laughs> Erdoğan gitmediği için. Yani, Ama sen Erdoğan'la arana mesafe yani koydun. o sırada onu, Center Park'ta geziyordu. Onu konuşacağız. Evet. Şimdi <laughs> e, bizdeki bazı insanlar da haberleri verirken üzerinde güneş batmayan imparatorluk falan diye o sıfatları kullandı. Kardeşim üzerinde güneş batmayan ülke cümlesi emperyalizmi anlatır. Üzerinde güneş batmıyor ne demek? Orayı da işgal etmiş. Orada güneş doğuyor ortada, kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda emperyalizmin cümlesini sanki hoş, romantik bir cümle gibi kraliçenin ölümü sırasında anlattık biz. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk. O zaman Osmanlı'yı yıkmasını İngiltere'nin gündeme getirmedik. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı yıkan ve yeni bir ülke kuran Atatürk var. Ona minnet duygumuzu söylememiz lazım tekrar. Ama İngiltere'ydi bütün bunları başımıza aşan, açan, o zamanın süper devleti İngiltere'ydi. Şimdi İngiltere çıktı Avrupa Birliği'nden. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Zaten girmesi de girme değildi. Niye? Avrupa Birliği'ne girmek mali sistemine de entegre olmak demekti. Başından beri Avrupa para birimine üye olmadı İngiltere. Üye olduğu zaman bile hadi oradan dedi Avrupa Birliği'ne. E çıktı. O yüzden efendim oradan çıkarsak başımıza bu gelir falan filan. Bunlar fasafiso. Şimdi Johnson mektubundan söz edildi. Bakıyorum önümde metin var. 1964'te 21 Haziran 1964'te bu mektuptan sonra İsmet İnönü Amerika'ya gitmek zorunda kalıyor Johnson'la görüşmeye. Johnson mektupta ne diyor? Türkiye'nin Kıbrıs'a tek taraflı müdahale etmesi haberleri var. Türk ve Yunan tarafları arasında savaşa yol açabilir bu. NATO üyesi olan bu iki ülkenin bu iki ülkenin savaşması kabul edilemez diyor Johnson. E şimdi NATO üyesi olan Yunanistan'a asker yığıyorsun, Türk adalarını işgal etmesine göz yumuyorsun. İkimiz de halen NATO üyesiyiz. Geçelim. Şimdi Amerika böyle bir ülke. Amerikan emperyalist yönetimi yoksa Amerikan halkı uygarlık bilim falan onlar ayrı onlardan alalım Atatürk'ün dediği gibi. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Sen Kıbrıs'a çıkarsan diyor o zamanki Amerika Başkanı Johnson Rusya'da saldırabilir diyor. Rusya'ya karşı sen NATO üyesi olsan da diyor ey Türkiye ben seni korumak zorunda değilim diyor. Johnson mektubunun en önemli yeri burası. Üzerinde durulmayan. Benim silahlarımı Kıbrıs'ta kullanamazsın diyor NATO silahlarını ama sana Rusya'da saldırır diyor Kıbrıs'a çıkarsan 1964'te. Soydaşlarımızı biz o yüzden 1964'te yalnız bıraktık. İnönü de gitti Johnson'la görüşmek zorunda kaldı. Hani İnönü yarın yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o dünyada yerini alır sözü var ya. Ama 21 Haziran 1964'te Amerika'ya giderek Başkan Johnson ile görüşme yaptı ve 64'te Kıbrıs'ı yalnız bıraktık biz. Buradan çıkaracağımız çok ders var ama en önemlisi bu bağlamda. Ben sizi Rusya'ya karşı korumam diyor NATO üyesi olsan da. O zaman biz NATO'dan çıkarsak öyle mi olur? Canım çıkmayalım tamam da demin dediğim gibi bütün topları elimizdekileri yere düşürmeden Uluslararası kıvrak bir zekayla ve diplomasi e, oyunuyla diplomasi bir, bir oyun uluslararası oyun bu. Diplomasi oyunuyla hepsini idare edelim Türkiye'nin yararı için. Şimdi Çeviköz'ün sözü. Türkiye'nin dış politikası şantajla yürütülmez ne demek ya? Açıkça Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ediyorsun sen. Türkiye Cumhuriyeti'nin şantajcı yapıyorsun düşmanlara karşı. Türkiye Cumhuriyeti'ne şantajcı diyorsun. Yani Erdoğan onu söylemiş. Çeviköz. Türkiye'nin dış politikası şantajda yürütülmez. Şantajla mı yürütülüyor? Demek ki öyle düşünüyorsun sen. Türkiye'ye hakaret değil. ediyorsun sen. Şantaj şantajcı bir ülke diyorsun kendi memleketine. Ya ayıptır. Ünal Çeviközü Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı yapsınlar. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı yapsınlar Ünal Çeviközü. HDP'den de oy alır. Yunanistan'dan da oy alır. Amerika'da onu destekler. Kendi ülkesine şantajcı diyen bir emekli büyükelçi bizim Dışişleri Bakanlığımızda çalışabilmiş. Ben niye bağırıyorum ki? AKP'li milletvekilleri cevap versin. AKP hükümeti cevap versin. Ben bir vatansever olarak, aydın olarak bunlara dayanamadığım için gördüğüm gerçekleri halkla paylaşma telaşındayım. AKP'liler susmasın cevap versin. Dışişleri Bakanlığı cevap versin. Biz mi savunacağız ekranlarda sadece bunları? Böyle birisi kendi ülkesine, ülkesine hem de çalıştığı kuruma, Türk Dışişleri, Dışişleri Bakanlığı kendisi orada çalıştı. Ne diyor? Dış politika diyor. İşte Dışişleri Bakanlığı'nın konusu. Kendi bakanlığına ve ülkeye şantaj da yürütülmez diyor ya. Şantajcı diyor. Bırakın şantajı demek istiyor. Ya hadi bana dava bakalım. Ben öyle demedim. İşte diyorsun burada metin var. Bütün medyada var metin. Şimdi bu efendim ben iktidar olacağım. Ya sen iktidar olsan başımız beladan kurtulmayacak demek ki. Demin konuşuldu bütün arkadaşlar söyledi. Bütün bu konularda sen ne düşünüyorsun ya? Bu adalar konuşun, konusunda efendim biz Erdoğan şantaj yapmıştı sana. Adalar senin olsun mu diyeceksin iktidara gelirsen. Alın size Cumhurbaşkanı adayı hiç tartışmayın. Abdullah Gül'ü e aday yaparsan ne diyecek? adalara asker mi çıkaracak mesela ne yapacak? Yıllardır söylüyoruz. Yunanistan'ın işgal ettiği adalarımızı ellerinden almalıyız diye yıllardır. Yani bu bir AKP savunusu değil. AKP de almadı. Ama sen CHP olarak, yedili masa olarak ne düşünüyorsun? HDP ortak olursa, HDP'ye iki tane bakanlık da verirsen, Yunanistan'ı, işgalci Yunanistan'ı çıkaracak mı? NATO'ya mı üye olacak? PKK'yı da jandarma kuvvetlerine mi sokacaksınız? Ne yapacaksınız? Nedir politikanız? Orada sutra gerisinden durup ortaya bir laf atıp tartışsınlar. Yani kuyudaki taşı mı çıkaracağız bir sürekli olarak? Söylenecek çok söz var ama İzzet Begov sözünü tekrar söyleyeyim. Savaş ölünce değil, savaş düşmana benzeyince kaybedilir diyor. Peki. Teşekkürler. Alihan Bey buyurun sizi dinleyelim. Hem Yunanistan'daki bu yeni deniz üssü haberi hem de işte biraz önce sıraladık Türkiye'nin çevresinde olup bitenler. Evet. ABD'nin... Ben bekliyorum. Şunu söylemek lazım. Bir kere ben siyasi tarih çalışıyorum aslında ama tarih de çok önemli uluslararası ilişkilerde. Fakat biz bu bazı şeyleri de günümüze göre yorumlamamız lazım. Kalıcı dostlar, kalıcı düşmanlıklar işi de çok doğru değil bazen. İran mesela biliyorsunuz işte 2 Dünya Savaşı sırasında... Alman tarafını tuttuğu için İngilizler, Ruslar bir oldu. Ruslar kuzeyden, İngilizler Yok. güneyden girdi ve İran'ı işgal etti. Ama şu an İran'la Rusya'nın arası bayağı iyi yani. Hani tarih gerçekten çok çok önemli yani. Ama bu tarafa da bir bakmamız lazım. Hani her zaman öyle yaparsa bizim Ruslarla şu an en ufak bir şekilde şey yapmamız lazım yani. Hani en ufak bir ilişkiye daha girmememiz lazım tarih üzerinden yorumlayacaksak. PKK'ya Ruslar da uzun süre destek verdi. Özellikle kuruluş aşamasında 70'ten ikinci yarısına itibaren Türkiye'deki aşırı sol hareketleri destekledikleri gibi PKK köken itibariyle de Marksistleriniz bir örgüt olduğu için onlara da çok ciddi destekler yaptı. Yeri geldi Çin'den silah aldılar. Vesaire vesaire. Yani kesinlikle bunu bir Amerika savunusu olarak görmeyin. Çünkü değil çünkü Amerika'nın şu yaptıklarının hiçbir izahı yok. Hani en başta şunu kabul ederek konuşuyorum. Maalesef demokrat yönetimdeki Amerika Bizi net bir şekilde doğuya doğru hareket etmeye zorluyor. Bunu bu kabulü kenara koyarak anlatıyorum hepsine. Ve hani bu gidişle yani tek benim şeyim tesellim şu anda 2024'teki Amerikan başkanlık seçimlerini bekliyorum. Donald Trump veya Donald Trump. Trump'ı mı bekliyorsunuz? Yani tabii ki benim tercihim her zaman Trump'tan yana ama e, Trump veya belli ki en azından Cumhuriyetçi Parti'ne kaydığı çizgi Trump'ın kendisi olmasa bile Trump vari diyebileceğimiz bir... Aday gelecek çünkü şu andaki trend en azından Cumhuriyetçi Parti'nin içinde. Net bir şekilde o ayarlarda birinin geleceği. Bu Amerikan politikasını daha Türkiye yanlısı yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bizde bir Türkmen hastalığı vardır, klasik hastalıktır. Kendini çok parçalı yapı gibi görür ama karşı tarafı monolitik yani tek parça görür. Amerika Birleşik Devletleri de aynı biz nasıl maalesef. E, tek yumruk gibi hareket edemiyorsak Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde hareket ediyor. İşte Amerikan devlet hakkından vesaireden bahsediyorlar ama aslında böyle çok da bir şey yok. Birçok konudaki ne kadar değiştiğini e, Cumhuriyetçilerden demokratlara geçince birçok konuda nasıl politikanın değiştiğini biz gördük. Biraz komplo teorisi vari olacak ama net bir şekilde bilinen bir şeydir ki demokratlar daha çok CIA ile yani istihbaratla Cumhuriyetçiler de daha çok pentagonla yani aslında askeriyle yani Amerikan askeriyle çalışırlar. Ve daha farklı aslında politikaları. Yani özellikle neokonların yerine Trump gibi birinin gelmesi aslında Trump'ı millet beğenmedi ve deli muamelesi yaptılar ama aslında Trump belli bir süre sonra bu işlere alıştıktan sonra ta tamamen Amerikan çıkarlarına göre hareket etmeye başladı. Yani işte dedi ki ve işte hani mesela PKK-PYD meselesinde Trump başladığında neredeydi başkanlığa sonuna geldiğinde ya biz çok saçma bir şey yapıyoruz biz bir avuç adam için Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmeye değmez noktasına geldi. Kendi böyle ağzından dinlediğimiz açıklamalardan bahsediyorum. Yani böyle bir yerde haber çıktı falan gibi de değil. O yüzden de ha işte zaten aradaki fark bence bu. Ee, yani hani batıyla bir uzlaşı sağlama ihtimalimiz. Mesela şimdi İtalya'da seçimler olacak. Fratelli ee, Fratelli'de İtalya büyük ihtimalle en azından oradaki koalisyon büyük orta olacak gibi görünüyor. Ee, AB karşıtı ama bir Avrupa'daki birçok AB karşıtı partinin aksine Avrasyacı değil, NATOcu bir AB karşıtı parti. NATOcu derken NATO yanlısı diyeyim. Bu mesela başka bir alternatif oluşturacak. Bizim mesela bu füze meseleleri konuşulurken biz Ruslardan füze almak yerine bir alternatifimiz daha vardı. Hatırlıyorsanız Amerikalılar füzeyi vermez ama İtalyanlar bize ya biz bunu beraber mi yapsak dediler. Bence orada iyi bir fırsat kaçtı. Avrupa Birliği'nin içinden biz bir iki müttefik elde edebilirdik burada. Mesela İtalya Türkiye'nin yanına çekilebilecek bir müttefik her zaman. Şeyi bile düşünün emperyalistken İtalya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani o kadar ülkeyi işgal etti. Mesela en güzel, en iyi diyelim en iyi geçindiği halkın İtalyanlar oldu. Üsküdar... Bu, konuda, bu konuda şey misin? Yani e, yani şeyde, İtalyanların Samtay'ı gelin beraber yapalım dediğinde. Evet evet dediler. O yüzden mi e, İtalyanlar çok uzun zamandan beri Yalnızca topun namlusunu şeyi topu vermiyorlar. Deniz topunu vermiyorlar. İşte ama biz onu versek belki başka türlü ilerleyecekti ilişkiler. Ben buna yani %100 böyle olacaktı, ilerleyecekti demiyorum ama o araştırılabilir bir opsiyondu bence. Üzerine çalışılabilir bir opsiyondu. Bir de biliyorsunuz İtalya'da sonra hükümet değişti ondan sonra. Salvi'nin eski gücü kalmadığı için o da değişti yani. Şimdi maalesef İtalya, maalesef derken niye maalesef bilmiyorum ama İtalya yani sonuçta çok Stabil gitmiyor siyasi yapı gereği. Aynı İsveç gibi. Peki bu seçimde kim kazanacak İtalya'da? Fratelli Taki de İtalya, İtalya musun? kazanacak. Efendim? Ya. Fratelli de İtalya kazanacak net. Yani yapı olarak nasıl bir yapı? İşte, AB karşıtı, milliyetçi ama bat, batıcı da yani. Çünkü maalesef şu an e, Avrupa'daki hemen hemen bütün milliyetçi partiler bence Rus güdümünde. Çok da sert bir parti gelecek. Evet. Çok sert bir parti geliyor. Ama şöyle bir şey Peki. var, bakın Birleşik Krallık'la Türkiye'nin ilişkileri ne zaman düzeldi? Belki tarihi şu an, son birkaç senedir, tarihi boyunca... Belirtisinden çıkma süreci başladığında. Aynen öyle. Yani ee, şunu düşünüyorum ben, Avrupa Birliği ile uzaklaştıkça Avrupa'daki bazı ülkeler alternatif ittifak arayışlarına yöneliyorlar. Ve bu alternatif ittifak arayışlarında bir odağı Türkiye oluyor. Bakın şu an... Yani ben İngiltere'de çok uzun süre yaşadım. Açık da söyleyeyim çok da hoşlanmam İngilizlerden. Yani çünkü orada uzun süre yaşayınca hoşlanmanızın da mümkünatı da yok. Onu Hocam da verirteyim. biz zaten anladık. Senin bir tek hoşlandığın yer Beypazar. Yok. Benim hoşlandığım yer <laughs> e, Yok, e, espri Adriyatik'ten Çin Denizi'ne <laughs> öyle söyleyeyim. Ama tabii bence o, o Çin Denizi olan dünyanın merkezi Beypazar olmalı. Olur. Ayrı bir mesele. Ee, zaten 90 kilometre Ankara'da o yüzden çok Turan olmaz. ülkesi ya Alihan Hoca. Efendim? <laughs> Turan ülkesi diyorum. Elbette her zaman. <laughs> ee, ama tabii ki mese mesele şu, kesinlikle ve kesinlikle e, alternatifler olacak. İşte biz belki yani e, Birleşik Krallık'ta Türkiye'nin arası Osmanlı'yı da katarsa ne zaman iyi oldu? Belki bir Kırım Savaşında. Kırım Savaşından beri şu an en iyi aramızın olduğu dönem. Ve bu Avrupa Birliği'nden uzaklaştıkça Avrupa'daki bazı ülkeler ben alternatif bir takım kazanımların sağlayabileceğini düşünüyorum Türkiye. Çünkü Avrupa Birliği'nin ulus ötesi yapısı şu anda Avrupa'daki ülkelerin büyük çoğunluğu aslında ona getireceğim. kendi ülkelerinden yönetilmiyor. Yasalarının %50'den fazlası e, Brüksel'deki bürokratlar tarafından yapılıyor. Çoğu da seçilmiş değil aslında atanmış bürokratlar tarafından yapılıyor. Bu Avrupa'daki ülkeler özgürleştikçe alternatif ittifak arayışlarına girecekler ve Türkiye'de onlar için iyi, iyi bir hem bir iyi bir pazar hem bir iyi bir müttefik. Peki. Şimdi e, tekrar ABD'ye dönecek olursak vaktimiz de kısaldığı için onu da sorayım. E, siz 2024'te ABD açısından işler değişebilir. Bu bölgeye bir bakışta değişebilir. Bir tabii. kazanacağına göre değişir tabii ki. bağlı olarak. Ama gördüğümüz kadarıyla buradaki e, ABD adımları da çok hızlı ilerliyor. Evet. Yani 2024'e kadar burada nasıl bir adım atacaksa onu atma tercihinde bulunabilir. Ben mi? şunu da düşünüyorum. Türkiye'de de seçim var bu yapılan adımların Türkiye'deki seçimi de etkilemek için de olduğunu düşünüyorum. Net konuşmak gerekirse. Şimdi iç siyasete çok girmedik bu akşam ama ciddi manada hepimizin beklediği aslında Türkiye'deki her herhalde vatandaşın beklediği bir e, Millet ittifakının veya Altılı Masa'nın adayı kim olacak beklentisi var değil mi? İşte herhalde üç, evet. kişi mi konuşuluyor artık? Bilmiyorum ama bu adayla beraber ben bazı şeylerin daha ortaya çıkacağını, daha şekilleneceğini düşünüyorum. Kim aday olacak? Hiçbir fikrim yok. Ee, hani onu da söyleyeyim. Ama benim anladığım... Vallahi ben hiç adayı bekliyorum. Adayın ismi benim için hiç önemli değil biliyor musun? İlkeler benim için çok daha önemli. Onların derken, da fikri yok Alihan yani Hocam. Ben ilkeleri yani bekliyorum. Önce yani, önce yani, ilkeler kim gelirse gelsin hangi ilkeler üzerinde e, o ama, süreç yönetilecek? Ama Beni ilgilendiren şey de asıl olan bu. Anlıyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi mesela Millet İttifakı şey diyor. Çok saç başka bir yere gitti muhabbet ama. E, şey... Millet İttifakı diyor ya... ya biz zaten ittifak... senin gideceğin yeri tahmin edemiyoruz. Biz, biz Diyor ya... <laughs> Bir ilk... yerde bey pazarına uğrarız <laughs> ama. Yani adayları konuşurken de mecbur olacağız da. şey e, Bu ilkelerin üzerinden olacak aday diyor ya, bence çok, e, bana çok anlam veremiyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence siyasi görüşü bambaşka. Mansur Yavaş'ın siyasi görüşü bambaşka. Ekrem <laughs> İmamoğlu'nun siyasi görüşü bambaşka. Veya olası Abdullah Gül, Meral Akşener vesaire vesaire kimse siyasi görüşleri bambaşka. Şimdi siz e, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Mansur Yavaş'a veya e, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e aynı şey, ilkeleri kabul ettirebiliyorsanız bana benim çok anlayabileceğim bir şey değil bu yani net bir şekilde. Bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Peki, e, ABD mevzusunda da 2024 sizin beklentiniz ama 2024. Yani önce 23, bizdeki, seçimler, bizdeki sonra seçimler, sonra oradaki seçimler. Peki Melik Bey'e döneceğim son dakikaları da Melik Bey değerlendirsin. Buyurun siz dinleyelim. Ya valla bu şimdi Türkiye dönük özellikle pres bu her seçim öncesi artar. Yani bu evet. Yunanistanın yaptıkları Amerikanın yaptıkları sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana bir bakın her seçim öncesi böyle yoğun bir şekilde artırıyorlar. Ee, acaba hani bu ataklar geriletir mi onu, geri adım attırır mı, seçim kaybettirebilir mi diye. Seçimden sonra da e, hadi gelin masaya oturalım. Hep öyle oldu. Gerçekten hep öyle oldu. Ben o yüzden de hani bu bunun da bir seçime kadar artacak, artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ama ilanihaye ben ee, yani Amerika açısından da, Avrupa açısından da, Türkiye'nin çok kolay vazgeçilecek bir ülke olmadığını düşünüyorum. Yani evet tamam gerilimli gidiyor. Ee, hani bir vardır yani sosyal ilişki durumu 2.3'te karışık. Yani <laughs> ilişki durumumuz karışık hem Avrupa ile hem Amerika ile karışık. Ama e, maalesef şöyle de bir şey var. Hani ayrılsak da, da beraberiz. Yani kopamıyoruz. Onlar açısından da bu böyle. Bakın gerçekten onlar arasında böyle. Ya mesela şeyi hatırlayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son Avrupa Birliği'ne rest çektiğinde ya almıyorsanız söyleyin kardeşim yolumuza bakalım. Bir tanesi çıkıp dedi mi ya almıyoruz yolunuza bakın. Yok. Sustular. Yani çünkü vazgeçmek kolay da değil. Sonuç böyle şimdi o yüzden de hani Türkiye bütün e, parametreleri hesap etmek durumunda. Ben e, Amerika açısından sadece Alihan Bey'den ayrıldığım nokta biraz Amerika'da belirleyici müesses nizam. Yani o e, müesses nizam, yani YPG örneği üzerinden söyleyeyim mesela Obama döneminde başladı. Bir çılgın projeydi. E, bütün itirazlara rağmen Obama bunu devam ettirdi. Trump geldi bunu bitiremedi. Şu anda Biden de devam ettiriyor. Ne dedi Biden? Amerika'dan çıkacağız dedi değil mi? Aa, orada işimiz yok dedi. Hadi çıksın da görüyorum niye çıkmıyor? E, çıka, çıkamıyor ki yani. Çünkü Amerika müesses nizamı oraya gelen adamı ehilleştiriyor. Gerçekten ehilleştiriyor. Orada öyle bir düzen var. Ehilleşmediği zaman da başına böyle örülmedik çorap kalmıyor Trump gibi. Yani o bakımdan da ben e, sonuç olarak burada belirleyici olanın e, yani Amerika müesses nizamı olduğunu düşünüyorum ama e, Türkiye açısından duruma baktığımızda da yani seçime kadar biraz böyle kavgalı gider e, seçim sonrası şapkayı önümüze koyar herkes bir şekilde e, durumunu gözden geçirir. Ben e, Yunanistan'ın bu e, meselesi Amerika ile olan meselesi hasta içeride de tartışılıyor İçeride de hem de yoğun bir şekilde tartışılıyor. Yani mesela Kıbrıs bu durumun kendilerine kaybettirdiğini açık açık söylüyor. Yani Türkiye ile kavga etmeyenin kendileri açısından bir maliyet ürettiğini söylüyor. Öbür tarafta daha böyle Yunanistan Ulusalcılık Düzleminden bakanlar da diyor ki ya Amerikan çizmesini değmedi top kara parçamız kalmadı. E nerede bağımsızlık diyor. Yani Yunanistan da bunu kendi içinde aslında tartışıyor. Tartışmıyor değil. Ama sonuç böyle şu anki haliyle baktığımızda Yunanistan'ın çok daha e, Amerika'nın dışında bir tercih yapabilecek gibi görünmüyor. Peki. Yani hem işte 400 milyara yakın borcu hem de bütün kontrolü Amerika'ya bırakması nedeniyle. Peki bakalım takip edeceğiz tabii ki bütün gelişmeleri ve e, yorumlamayı da sürdüreceğiz yayınlarımızdan. Çok teşekkür ediyoruz. E, süremizi tamamladık. E, Mete Yarar, Melik Yiğitel. E, Doktor Alihan Limoncuoğlu ve doçent doktor Hulki Cevizoğlu. Sağolunuz efendim. Bu akşamınızı bize ayırdınız ve görüşlerinizi paylaştınız. E, bilmiyorum Melik Bey, Hulki Bey, Mete Bey katılıyor musunuz? Ben ayrıca tebrik etmek istiyorum Alihan Bey'i. Çünkü Bey Pazarını zihnimize kazıdı bu akşam. <laughs> teşekkür ediyoruz. Vallahi. Evet, Bey pazarlılar da teşekkür ediyordur zannediyorum. Bir Bir dahaki programa geldiğinde Başak Hanım, Beypazarı Belediye Başkanı olmak <laughs> Cumhurbaşkanlığı adayına yeterli bir referans mı? Bunu da konuşalım. Bence değil. Olur. Onu söyleyeyim önce. Peki. Onu, onu, da konuşalım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim size de teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.